Ladikli Ahmet Ağa'nın Nesimi isminde veli olan bir arkadaşı varmış. Bu arkadaşının veliliği insanlar tarafından pek bilinmiyormuş. Nesimi akşama kadar sokaklarda dolaşır. İnsanların bıçaklarını keskinleştirir, onlara bir şeyler satar, yani çerçilik yaparmış. İşin ilginç tarafı, kazandığı paraları fakire dağıtan, kendisi de çile ve zorluklar içerisinde yaşayan fukarayı sabirindenmiş. Öyle ki çocuklar sattığı şeyleri çalar, yağmalar, yine de hiç kızmazmış. Çaldıklarını gördüğü halde görmezlikten gelirmiş. Bu durumu gören ve bilen ninem, senin arkadaşın ne biçim bir çerçi, çocukların aldıklarını görüyor, ne parasını istiyor ne de geri alıyor. Çocuklara da hiç kızmıyor, bu ne haldir diye sorar. Dedem, onun görevi de o, ileride iyi insan olacak çocukların başını okşuyor, sırtını sıvazlıyor demiş. Nenem de bu cevaptan bir şey anlamayarak ve adamın da garip halini görerek, eşeğinin üstündeki heybede 40 tane yama var. Galiba çok fakir birisi deyince dedem, o yamalı heybesiyle kuyulardan çok insan çıkardı demiş. Nenem, çok ağlıyor herhalde, yüzünde gözyaşlarının akmasından izler meydana gelmiş. Dedem, onun gördüklerini görsen sen de çok ağlarsın. O çocukların ileride nasıl bir hayat süreceklerini görür. Dayanamaz, çok acır, çok merhametlidir. Bu yüzden çok ağlar der. Bu Nesimi Hazretlerinin kendisi gibi çok değerli bir de hanımı varmış. Nesimi Hazretleri bir gün, hanım ayrılık yakın. Allahu alem, ben yakında dünyamı değiştireceğim deyince hanımı ağlamaya başlar ve sen ölmeden ben öleyim, ben sensiz ne yaparım bu dünyada diye gözlerinden sel gibi yaşlar akıtır. Eşini teselli etmek isteyen Nesimi Hazretleri, hiç kaygılanma hanım, inşallah benim kabrime gelirsin dünyada sakin konuştuğumuz gibi, yine orada da konuşuruz der. Bir müddet sonra Nesimi Hazretleri söylediği gibi Allah'ın rahmetine kavuşur. Aradan birkaç gün geçince hanımı kabrine ziyarete gider. Ancak ne görüşebilir ne de konuşabilir. Kocasının dediği gibi konuşup dertleşemediği için üzülür ve bu şekilde kabirden ayrılır. Eşinin başına bir hal geldiğinden korkar. Bari onun gibi olan arkadaşıyla konuşayım, bu durumu söyleyeyim diyerek dedeme gelir ve herhalde başı selamette değil, bir de sen git kabrine bakayım, sana bir şey diyecek mi der. Dedem de Hazret'in kabrine gider. Selam verir. Az sonra kabirdeki yatan arkadaşı dedeme şöyle seslenir. Dünyada bişirdim bir gaflet aşım, secdeden çekmeyeydim nolaydı başım. Sorguya başladı musalla taşım, ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol Hakk'ın bağından çağrıldım bir gün, yolunda giderken sandım bir düğün. Mezara varınca işittim bir ün, ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Akıl fikir ayrı düştü ol tenden, ol ruhum bile ürker oldu benden. Ey beni yaratan hidayet senden, ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol kabir solmadan sıkmaya durdu, zebaniler gelip gürzünü vurdu. Çok şükür Rabbim hidayet verdi, ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol nazik tenimde söndü sohane, nerede ela gözler bakmaz cihane. 7 gün sorguda durdum divane, ben Rabbimi bilmez miyim ya melek?
kaldırdım kafamı sapmaya vurdum. Ruh tenden ayrılmış giderken gördüm. Çok şükür münkerin sualin verdim. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Sağ yanımdan 8 kapı açıldı. Hem turaba miski amber saçıldı. Yakasız, yensiz hülleler biçildi. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek?